Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerde elimde gördüğümüz bu güzel lalemizi çalışacağız lalemizi bakınız 3 sırada tamamlıyoruz birinci sırada trabzanlarımız ikinci sırada buradaki iki tane Görmüş olduğumuz kenarlarımızı ve üçüncü sırada ortadaki olan bölümümüzü örerek hem de yeni yuvamızın yerini kaydırarak hazırlayacağız. Bakınız birinci sıramızda çiçeklerimizin olduğu yerler ikinci sırada kayıyor. Aynı yerde değiller. Üçüncü sırada birinci sıradakinin bulunduğu yerde ve bu şekilde modelimizi kaydırarak çok güzel bluzlar yelekler örebiliriz. Evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüzü örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi başlamak için 10 ve 10'un katları artı 2 zincir çekiyorum ve 2,5 numaralı tığımla örmeye başlıyorum. Hemen 42 tane zincirimi çektim. Geri dönerek 7. zincirimize batalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tığımın başını bir defa doluyorum. 7. zincire geri dönüyorum ve 3 defa da örüyorum. 1 2 3. Tekrar bir defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3. Toplamda 7 tane trabzan olana kadar bir defa başını doluyorum. 3 defa da alıyorum. Hepsinde aynı yere bakınız. 1, 2, 3 sayalım. 2, 4, 6. Bir tane daha aynı yere batıyorum. 1, 2 3 42 tane zincir çekmiştim. Ee, i̇lk başlangıç yerinden 7. 7 zincirimize kadar geldim ve battım 7 zincirimizin içerisine girerek bir defa başını doladım ve 7 tane trabzanımı ördüm. Şimdi tekrar saymaya başlıyorum ve 5 tane zincir sayacağız. Modelimizin iç kısmında tamamen 5. zincire batarak ilerleyeceğiz. Burası başlangıç olduğu için dönüşümüzde şöyle bir rahatlık olması açısından burayı 7 tane olarak geri döndük. Ama modelimizin içerisinde ilk başlangıçta bir her 5. zincirin içerisine batarak ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Sadece sık iğne olarak batıyorum ve modelimi yerleştiriyorum. Bakınız şu şekilde düzgün bir şekilde Tekrar bir defa başını doluyorum ve 5 defa sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine giriyorum. Bir defa da başını dolamıştım. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 7 tane trabzan olana kadar örüyorum. 1 2 3 aynı yere batıyoruz 5. zincirin içerisine 2 4 6 son trabzanımı da örüyorum 7 7 tane trabzanımızı yine ördük bir tane zincirimizin içerisine 5. zincirin içerisine yine saymaya başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. zincirin içerisine geliyorum sadece sık iğne olarak batıyorum. Tekrar 5 zincir daha sayıyorum ve başını dolayarak başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4 ve 5. 7 tane trabzanımızı buraya yine örüyoruz. 7 trabzanımızı tamamladıktan sonra aşağıdan 5 tane zincirimizi saydık ve 5. zincirimizin içerisine battık. Tekrar 5 tane zincirimizi saydık. 7 tane trabzanımızı şu şekilde ördük ve en son bitiş yer yerindeyiz. Bitiş yerinde ise yine sayıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5. zincirimizin içerisine gelerek batalım. Şu şekilde. Ve birinci sıramızı 7'şer trabzan 7 şer trabzan örerek tamamlıyoruz modelimizin ilk kurulumunu şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve örmeye başlıyorum 2 defa doluyorum hemen yanındaki trabzanın olduğu yere girerek batıyorum birincisine tek diğerlerine çift çift alıyorum ve tığımda bekletiyorum en son kapatmıyorum tekrar iki tane başını doluyorum bir sonraki trabzanın olduğu yeri batıyorum İkişer ikişer aldım hepsini aynı anda çekiyorum 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çektikten sonra en son trabzanımı ördüğüm yere gelerek batıyorum ve şu şekilde bir tane yarım model kuruyorum buraya Bakınız şöyle yarım bir model kurdum. 5 zincirimizde aşağı inip battıktan sonra hemen yandaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne, bir sonraki yere ikinci sık iğne, bir sonraki yere ise üçüncü sık iğnemizi örüyoruz. Üçüncü sık iğnemi ördüğüm yerden şu şekilde bakınız. Yukarıya doğru zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını iki defa doluyorum aynı yere gelerek batıyorum ve birinciyi tek diğerlerini ikişer ikişer alıyorum ve en son ilmeğimizi almadan tığımızda bekletiyorum zincirimiz de aynı yerde bakınız burada püf noktamız sağ taraftaki biterken aynı yere batıyoruz bakın aynı yere batmıştım Sol taraftaki ise başlangıçta. Birinin bitişi birinin başlangıcı. Her ikisi de ortaya bakan yerdeki trabzanlarımızın yanına zincirimizi çekmekteyiz. Aynı yerde trabzanımız yer almakta. Bakınız birisinde sonda birinde başlangıçta. Evet tekrar kapamadan burayı iki defa daha başını doluyorum. Yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. Aynı anda çekiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum ve modelimizin her birinin üzerine bu şekildeki uygulamamızı yapacağız burası kenar olduğu için dört tane kenarımızı saymadığımız zaman bakınız üç tane İkisi trabzan birisi zincir birisi zincir ikisi trabzan şeklinde alttaki yedi trabzanımızın üzerine yerleştirme işlemimizi yapacağız önden şu şekilde bir tane zincirle kapadıktan sonra hemen yandaki modelimize geçiyoruz. Burada görmüş olduğumuz ilk trabzanımın üzerine iki defa başını dolayarak batıyorum. Birinciyi tek, diğerlerini çift örüyorum. En son kapamıyorum. Tekrar iki tane zincir başını doluyorum. Yandakine batıyorum. Birinciyi tek, diğer ikisini ikişer ikişer alıyorum ve ikisini kapatıyorum ve başlıyorum. Bir, 2 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim ikinci trabzanımın yanına battım bakın burada da bitişte batmıştık şu kısımda iki tane trabzanımızı örmüştük son zincirimizde dibine batmıştık hemen yanındaki trabzanımın üzerine sık iğne örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve 3. sık iğnemin üzerinden yukarıya doğru zincirimi çekiyorum. 2 3 4 ve 5. 2 defa tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki aynı yere batıyorum. Bakınız aynı yere hemen dibindeki boşluğa giriyorum. Tekrar 2 defa başını doluyorum. Yanındaki tırabzanımın üzerine batıyorum. 1'inciyi tek Diğerlerini ikişer ikişer alıyorum ve tek seferde kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üçüncü çiçeğimizi de yine birlikte başlayalım. Bakınız bir tane zincirimi çektikten sonra sağ taraftaki başlangıcımı yapmak için iki defa tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımın olduğu yere geliyorum. Birinciyi tek diğerlerini çifter çifter örüyorum. Son kez kapamadan tığımda bekletiyorum. Tekrar iki defa doluyorum birinci tek diğerlerini ikişer ikişer örüyorum ve kapatıyorum başlıyorum 1 2 3 4 5 5 zincirimi çekip ikinci trabzanımın dibine batıyorum hemen yanındaki bakınız trabzanımın üzerine bir tane sık iğne Diğer trabzanıma ikinci sık iğne, bir diğerine üçüncü sık iğnemi örüyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerinden beş tane zincirle yukarıya çıkıyorum. 3, 4, 5. İki defa başını doluyorum. Zincirimin hemen yanına bir, diğerlerini ikişer ikişer alıyorum. Tekrar iki defa başını doluyorum. Bir, diğerlerini ikişer ikişer alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve en son çiçeğimin olduğu yere geçiyorum yine trabzanımın üzerine batıyorum birinci tek diğerlerini çift çift örüyorum iki tane olunca kapatıyorum 1 2 3 4 ve 5 dibine batıyorum ikinci trabzanımın hemen yanındaki yeri birinci sık iğne ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğnemi örüyorum üçüncü sık iğnemin üzerine 1 2, 3, 4 ve 5 tane zincirle çıkıyorum. 2 defa dolayıp aynı yerime giriyorum. Zincirimle aynı yerde bir tane trabzanım oluyor. Bir sonraki trabzanımı batıyorum. 3'ünü aynı anda çekerek kapatıyorum. Ve tığımın başını 2 defa doluyorum. En son şuradaki 7 tane zincire geri dönüşümüzü yaptığımız zincirimin en tepesine batıyorum kenarım düzgün olacak şekilde kenarımı yapıyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum ve 3. sıramıza başlamak üzere hazırlığımızı tamamlıyoruz. Burası örgümün arkası. Burası ise önü. Bakınız şu anda güzel bir şekilde görüntümüz oluşmaya başladı. Şimdi üçüncü sıramızı örmeye başlayalım. Üçüncü sıramızda hem buradaki çiçeğimizi tamamlayacağız hem bir sonraki burada yaptığımız işlemlerimiz için zeminimizi kurmaya başlayacağız. Evet 5 zincirimizi diğer yönde çekmiştik. Hemen örgümüzün ön yüzünü çevirdik. Yani diğer yüzünü çevirdik. Tığımızın başını bir defa doluyorum. Ve zincirimin hemen dibine şöyle bakın minik gözümüzü görmekteyiz. Batıyorum. 1, 2 ve 3 3 defa örerek bir tane yuvamı hazırlıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tığımın başını iki defa doluyorum buradaki yapmış olduğumuz üçer tane bakınız yapraklarımız vardı çiçeğimizin yapraklar tam ortasındaki boşluk boşluğa da yine bu çiçeğimizden kurmaya başlıyoruz 2 defa başını doluyorum birinci bakınız batmış olduğum zincirin dibine giriyorum 1 2, 3. İki defa doluyorum. Dibindeki trabza sık iğneme batıyorum. Hepsini kapamıyorum. Bakınız, iki tanesini tığımda bekletiyorum. Üçüncüye giriyorum. 1, 2, 3. Şimdi hepsini aynı anda kapatıyorum. 1, 2. 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 5 zincirimle 2 tane çiçeğimizin yapraklarının olduğu bölümünün tam arasındaki bir zincirimiz vardı. Oraya alttan kavrayarak giriyorum. Önce başını doluyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere giriyorum. 1, 2 3 bir tane yuvada buraya hazırlamış oluyorum yuvalarımızın ilkini başlangıç noktasını hazırlamıştık İkincisinde buraya hazırladık Şimdi devam ediyorum araya 5 zincirle 1 2 3 4 ve 5 tığımın başını doluyorum tam ortadaki sık iğnelerimin üzerine çiçeklerimin trabzanlarını örmeye başlıyorum İki defa bakınız 1 ve 2 başını doluyorum hemen zincirimin dibindeki yere batıyorum birincisini tek diğerlerini çift çift alıyorum tekrar iki defa başını doluyorum yanındaki sık iğneme batıyorum 1 2 ve 3 İki defa doluyorum diğer zincirin hemen dibine batıyorum bakınız 3 tane trabzanımı örüyorum tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Her iki çiçeğimin arasına girerek bir tane trabzanımı 3 defa da örüyorum. Bakınız bir defa doluyorum. 3 defa da örüyorum. Araya 3 tane zincir. 1 defa doluyorum. 1, 2 ve 3. Evet bakınız bu şekilde çiçeklerimin yaprakları çok güzel. Görülmekte şimdi buradakine ve diğerini yapalım en sonda görüşelim modellerimizi kaydırarak kurmaya devam ediyoruz şimdi bakınız kayarak her iki yaprağımızın arasında buradaki görmüş olduğumuz merkezlerini örmeye başlayacağız şimdi son olarak 5 tane zincirimi çektim ve buradaki modelimin bulunduğu uç kısma bir tane daha yuvamı hazırlıyorum ve bir üst modeli yeniden yuvamızı kurmaya başlıyorum. Şurada 3 tanesini aynı anda toparladığım yere bir defa başını dolayarak gelip batıyorum. 1 2 3. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Modelimi bu şekilde bakınız kuruyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çekip hemen örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Araya giriyorum. 4 tane trabzanımız kenar zincirimizde dahil örüyoruz. 2 3 bir defa doluyoruz. 3 defa da alıyoruz. 4 4. de kapatıyorum. Şu şekilde bakınız. Ve hemen buradaki en sivri noktadaki tepemizi araya zincir çekmeden gelerek batıyoruz hani aşağıda e, trabzanlarımızı doldurmuştuk Beşinciyi sayıp batmıştık sık iğne ile aynı şekilde araya zincir çekmeden doldurmaya devam etmiştik buradaki 5. sık iğnemizin pozisyonunda olan yerde burası 4 tane trabzanımız zincir de dahil ördüm en sivri tepeye bir tane sık iğne ile battım bir defa doluyorum yuvamın içerisine 7 defa trabzanımı örüyorum bir defa dolayıp 3 da alıyorum Bakınız modelimizi başlattık. Kurmaya. 2 şunu saymıyoruz bakınız bu aşağıdaki geçiş zincirimiz. Yuvanın içerisine ördüklerimizi sayıyoruz. Şöyle yuvamızın içerisinden 2 4 ve 6 bir tane daha örüyorum. 7. 7 trabzanımı ördükten sonra hemen buradaki sivri noktama geliyorum batıyorum tekrar tığımın başında doluyorum yuvamın içerisine bir defa doluyorum 3 defa da çektiğim 7 tane trabzanımı örüyorum şöyle bakalım 2 4 5 6 ve 7 sivri noktama gelerek batıyorum hepsini toparladığım yere sık iğnemle tekrar zincir çekmeden tığımın başını doluyorum 7 trabzan da buraya örüyorum Evet 7 tane trabzanlarımızı ve sivri olan bölümlerimizi bir tane sık iğnemizi ördük. Yani alt zemindeki çalışmış olduğumuz işlemimizin bir tekrarını bu sıramızda yaptık. Şimdi modelimizin her iki tarafı da yarım olduğu için buradaki 3 trabzanımı ördüm. 4. kenar dönüş trabzanımı ise sizlerle birlikte yapalım. Tığımın başını doluyorum. Bu kenardaki görmüş olduğumuz trabzanımıza bir defa dolamıştım. 1, 2, 3 defa giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakın bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındakine de ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ee, şurada üçer tane sık iğneli bölümümüz vardı. Modeller arasında bakınız. Burada bir sonraki modelimizde kullanmak üzere iki tane sık iğnemizi bu uca yaptım ve hemen üzerine zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 İki defa başını doluyorum aynı yere gelerek batıyorum birinciyi tek diğerlerini çift alıyorum yani buradaki yapmış olduğumuz aşağıdaki ikinci sıradaki işlemimizin tekrarına başladık bir ikişer ikişer alıyorum ve kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra diğer tarafa geçişimi yapıyorum 2 zincir çekiyorum aşağıdaki ilk trabzanıma giriyorum 1 ikişer ikişer alıyorum tığımda bekletiyorum bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum her ikisini çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektikten sonra trabzanımın yanına giriyorum ve yan yana 1 2 3 tane sık iğnemi örüyorum. 3. sık iğnemin üzerinden 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başında doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3. Tekrar çekiyorum. Bakınız bu şekilde kapadım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve diğer tarafa geçiyorum. Ve modelimizi artık aşağıdaki buradaki ikinci sıramız gibi aynı şekilde modelimizi kaydırarak istediğimiz örgülerimizde kullanabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar modelimizin yerlerini kaydırarak modelimizi örmeyi tamamladık. Şu şekilde göreceğimiz gibi birinci sıradaki ile üçüncü sıradaki aynı yerimize geldi. Bir sonraki sırada ise ikinci sırada ördüğümüz sıramızın olduğu yere yeni çiçeğimizi yerleştireceğiz. Evet. Bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.